Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Türkiye'nin altın ithalatı Eylül'de 39 tonla Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. İşçi ve işveren sendikaları vergi dilimlerinde düzenleme talep ettikleri mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TANAP'ın kapasitesini 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkaracaklarını ifade etti. IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşürüleceğini söyledi. Georgieva, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az iki çeyrek ard arda daralma yaşayacağını tahmin etti. Amerika Birleşik Devletleri, OPEC artık arz kesintisine karşı yanıt için tüm seçeneklerin masada olduğunu aktardı. Seçenekler arasında ihracat kesintisi, stratejik rezervler ve NOPEC yasası yer alıyor. Wall Street endeksleri dün ekside kapandı. Çin'de piyasalar kapalı. Kalan Asya borsaları ve Amerikan vadelerde satıcılı. Parite 0.97.95, dolar TL 18.57, euro TL ise 18.20'den işlem görüyor. Spot altın bu sabah 1711 dolarda. Amerikan tipi ham petrol 88, Brent ise 94 dolar. Bugün piyasanın odağında Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam raporu var. İçeride hazine nakit gerçekleşmeleri, Almanya'da sanayi üretimi verileri açıklanacak.